Groba Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Bugün sizlere başıma gelen ve sebebini bir türlü bulamadığım enteresan bir durumu paylaşmak için bu içeriği hazırladım. Yaklaşık 8 yıllık hobi hayatımda ilk defa başıma gelen bu durumun ne nedenini tespit edebildim ne de bu durumu bir açıklığa kavuşturabildim. Bu sebeple bu enteresan durumu sizlerle paylaşmak istedim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup abone ol butonun yanındaki zil seçeneğini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Haydi şimdi birlikte videoya geçelim, keyifli seyirler. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene 4 akvaryumluk set tasarım serisi isminde bir seriyi sizlerle paylaşmış. Her akvaryumu Apistogramma McMaster'ler, Panda Çöpçüler, L144 serisi vatoz balıklar için farklı farklı tasarlamıştım. Bu seriyi izlemediyseniz öncelikle sağ üstte çıkan linkten bu seriyi izleyebilirsiniz. Şu an karşınızda bu setin birinci ve ikinci akvaryumlarını görüyorsunuz. Bu akvaryumlarla ilgili size birkaç teknik bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu akvaryumların tank ölçüleri ve su hacimleri aynı. Akvaryumlar aynı filtrasyon sistemine sahip. İki tank da aynı sampa bağlı ve filtrasyon debileri aynı. Su sıcaklıkları ve su kimyaları aynı. Akvaryumun aydınlatmaları aynı armatürden sağlanıyor. Tankların içerisinde bulunan dekorasyon malzemeleri ve canlılar aynı veya aynı bölgeye ait. Kısacası tüm parametreler aynı iken solda görmüş olduğunuz tankta aşırı bir yosun oluşumu gözlemlenirken sağda görmüş olduğunuz tankta minimal bir yosun oluşumu mevcut. Ben bunca zamandır düşünüyor fakat hiçbir çözüm yolu veya bu durumun oluşması için hiçbir durum göremiyorum. Bundan dolayı sizden gelen fikirleri çok merak ediyorum. Aklınıza gelen her fikri videonun altına bulunan yorum kısmında paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.